Alper'den 700 lira borç aldım bugün. İsrail devleti gömülsün diye karanlıklara. Çünkü eğer borcu varsa bir mazlumun, başka bir mazluma, bir mazluma, mazlum sevgilim, tam buraya uygun bir ayet bulamıyorum. Oysa ne çok ayet vardı 90'larda. Baktığımız her yerde ayrı bir Allah. Gördüğümüz her peygamber yeni bir mağara. İnsan olmak bizatihi sansasyoneldir. Diline döktüğüm dilleri hatırlasana. Alper bana 700 lira borç verdi bugün. İsrail kaç mermi yapabilir bununla? Tarık Ali'nin Muhammed İkbal için söyledikleri doğru mu? Frengi'den öldü diyor Lahor pavyonlarında. İşte 90'larda böyle şeyler düşündük bir sevgilim. Düşündük, şiir yazınca temizlenir ülkemiz. Şimdi İkbal cennette, Tarık Ali İngiliz. Mermini de biliyorsun bir nebi para. Ve diyelim ki Hümeyni'yi de seviyorum, Jack Daniel'ı da. Diyelim ki ev kirasından muaftır bütün şehir. Diyelim ki zalimler de centilmen olabilir. Bana duyduğun sevgiyi azımsa sana. Lira bana Alper borç bugün verdi 700. Hemen iki paket Marlboro, biraz mızrak, biraz kuz. Bilhassa ecnebi rayonundan seçtim bunları sevgilim. Fosforun pişirdiği çocuklarda bulunsun tuzumuz. Ah evet, biliyorum demode lakırdılar bunlar. Demode irrasyonalizm, antikapitalizm demode. Dünya kocaman bir köy, en iyi sigara Marlboro. Araplar arkadan vururlar, meşru bir ülke İsrail. Eğer bir gemi dolusu hayvan haksız yere böğürüyorsa, ölen her zaman suçludur. Ne yapabilir ki katil? Biliyorsun, zalimin dediği olur Orta Doğu'da. Dur, küfretme. Zalimler de Allah'a dahil. Söylemiş miydim Alper'in bana borç verdiğini? Mızrak aldım, çok arabesk, fazla anakronik. Kuz desen alnım açık, dolaşmam kuytularda. Belki de lirayı kapar kapmaz 700. Yüzümü dönmeliydim olduğu gibi batıya. Bir bakmışım karşıdan Tarık Ali geliyor. Hey bayım, şu var ya, şu koca London Bridge. 90'larda espriler hep böyleydi sevgilim. Çok açık göstermeci, nobran, edepsiz ve kitsch. 90'larda zalimler biraz racon bilirdi. Karıları, çocukları, köpekleri olurdu. Yalnız kalan bir zalim Allah'ı düşünürdü. Dur gevşeme. Zulüm Allah'tan hariç. Ah o gemide ben de olsaydım eğer. Mızrağı sallardım Aştot'a kadar. Belki gider çirkin bir faşiste değer. Belki de bir masumun tam kafasına. Ama savaş böyleymiş. Bazen siviller ölebilirlermiş devlet uğruna. 90'lar bitti artık. Onlar var. Ve hey siz devlete inanan bütün reziller. Cehennemde karşıma çıktığınızda öyle bir yumruk patlatacağım ki tam burnunuza. Hayatınız Gazze şeridi gibi geçerken gözünüzden anlayacaksınız. Allah ne demek, ahlak ne demek ve rüya. Bu sözlerimi cennet ehline aynen ilet sevgilim. Devletin bekasının da Allah belasını versin, Marlboro'nun da.